Herkese güzel bir pazar gününden merhaba. Webinarımızın 5. oturumuna hoş geldiniz. Yayınımızı ilk defa açanlar için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarının ikinci serisi olan Orta Anadolu ve Karadeniz, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilecik Şehit Edebali Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi Arkeoloji Haber İşbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenmektedir. Bugün 5. oturumumuzu moderatörlüğünü Profesör Doktor Asuman Baldıran hocamız üstlenmekte. Fatma Bağdatlıçam hocamız Bartın'da, Yaşar Yıldırım hocamız ise Karabük'te yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşacak. Ne yazık ki üçüncü konuşmacı olan Lütfiye Göktaş hocamız bugün ailevi nedenlerle aramızda bulunamıyor. İki konuşmacıyla bugün oturumumuzu gerçekleştireceğiz. Ben şimdi sözü Asuman hocama bırakıyorum. Söz sizde hocam. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ediyorum. Herkese öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Beşinci oturumda gayet önemli yüzey araştırması sonuçlarını birlikte izleyeceğiz. Sonuçlarını göreceğiz. Ama bunun öncesinde ben bu organizasyonu düzenleyen tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ortamda bizim bir araya gelip çalışmalarımızı birbirimize aktarmamız oldukça zor. Böyle bir imkanı sağladıkları için organizasyon düzenlemede emeği geçen tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Ve ilk konuşmacımızı Sayın Fatma Bağdatlıçam'ı Bartın ili ve ilçeleri yüzey araştırması 2019 yılına ait sanırım bu çalışma izlemek için davet ediyorum. Buyurun Fatma Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben hemen paylaşımı açıyorum. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen Arkeoloji Haber ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum ve hemen sunumuma başlamak istiyorum. Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2019 yılı çalışmalarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bartın, Patagonya bölgesinin önemli konumunda yer alan bölgelerden bir tanesi. Batı Karadeniz'in Batı Karadeniz kıyısındaki önemli kentlerden bir tanesi. Bu çalışmamızı 2017 yılından bu yana sürdürmekteyiz ve 2019 yılında en son çalışmamızı gerçekleştirdik. 2020 yılında ise pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik maalesef. Burada 2019 yılı tespitlerimizi sunmaya çalışacağız. Ve projemizi gerçekleştirmekte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Bartın Vadiliği ve Rektörlüğümüze gösterdikleri desteklerden dolayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, Amasra Müzesi'ne ve özellikle bu sene çalışmamıza katkıda bulunan Bakanlık yetkili uzmanı Nihal Metin'e ve Genel Müdürlüğümüz İdaresi ve uzmanlarına değerli katkıları ve destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Yüzey araştırması ekibimiz Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nden değerli hocalarımızın katkılarıyla yürütülmektedir. Ekibimiz burada görüyorsunuz. Özellikle Karadeniz'in zorlu coğrafyasında oldukça özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma, ekip üyelerimize ve bakanlık yetkili uzmanımız Nihal Metin'e çok çok teşekkür ederiz. Yüzey araştırmamızın temel amaçlarını öncelikle belirtmek istiyorum. Temel amaçlarından en önemlisi Bartın İli'nin kıyı şeridi ve iç bölgelerinin incelenerek olası yerleşim yerlerinin tespiti ve bu yerleşimlerin konumları yardımıyla olası yol güzergahlarının belirlenmesi ve bununla bağlantılı olarak diğer hedeflerimiz ise Bartın Limanı'nın bulunduğu Boğaz bölgesiyle nehrin iç bölgelerle bağlantısı ve olası yerleşimler ve
Bizans dönemi, geç Roma ve Bizans kaynaklarından itibaren ismine ulaştığımız, bugünkü Bartın kentinin antik dönem yerleşimi olduğu belirtilen Parthenios ya da Parthenia yerleşiminin tespiti amaçlanmaktadır. Bunun dışında da Amastris, Eritinoi, Kromna gibi M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Grek koloni yerleşimi oldukları ve Homeros metinlerinde de geçen bu yerleşimlerin yerleşimlerde yapılacak tespitler ve bunların hinterlandları ve interlantlar arasındaki yerleşimlerin olası ilişkileri Helenistik dönemden Orta Çağ'a kadar olan süreçte gözlemlenebilir mi sorularının cevaplarını aslında aradığımız bir çalışma oldu. Araştırma tarihi aslında bölge 19. yüzyılın ortalarından itibaren yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanıyor ve bize en önemli verileri ve günümüze ulaşamamış önemli tespitleri değerlendirmelerimizi destekleyebilmek ve doğru çıkarımlar yapabilmemiz açısından Ainsworth, Bohr, Hirschfeld ve Pondist'in yaptığı çalışmalar başta gelmekte. Onların hem Bartın ve çevresindeki yerleşimler ve özellikle de Amastris kentiyle ilgili yaptıkları tespitler bize araştırmamızda oldukça yol gösterici veriler sağlamakta. Yakın zamanda ise 1980'lerde Louis Robert'in Semaveyi Cen'in öncelikle Amastris başta olmak üzere bu bölgede yaptığı çalışmalar bize çok büyük bir önemli bilgiler sağlamakta. Louis Robert'in 1980'lerde yaptığı çalışma Marek ve Klaus Berke'nin Patagonya bölgesi üzerine, Amastris ve çevresi üzerine yaptıkları çalışmalar sayesinde biz bugünkü yüzey araştırmamızda elde ettiğimiz verileri daha sağlıklı değerlendirme ve oralarda belirtilmeyen ya da ulaşılamayan bölgelerle ilgili tespitlerimizi de artırarak daha doğru değerlendirme için önemli verileri elde etmekteyiz. 1990'larda burada arkeolojik çalışma anlamında Crowe ve Hill'in Amastris'te yaptığı yüzey araştırmaları söz konusu. Ancak onların yaptıkları çalışma Amastris merkezinde ve Amastris Kalesi'ne ağırlık verilen bir çalışma. Ancak Amastris merkezinde yaptıkları ve elde ettikleri veriler gerçekten bizim için çok önemliydi. Ve bizim yüzey araştırmamızın geniş kapsamlı dönemler içerisindeki değerlendirmemizi sağlıklı verilere dayandırabilmemiz, karşılaştırma yapabileceğimiz en önemli verilerse 2009-10'lu yıllarda Cide bölgesinde Claudia Glatz ve Breda Düring'in yürüttüğü Cide Arkeoloji Projesi çok çok önemli çıkarımlar ve tespitleri içermekte. Bizim için de bölgeyi tanımamız, yorumlamamız anlamında da yol gösterici bir çalışma olmuştur. 2017'de başladığımız çalışmalar 2019'da asıl yoğun veriler elde edildiği için çalışmalarımız, yani yayın çalışmalarımız henüz başlangıç aşamasında, ancak bu yıl içerisinde 2021 yılında yüzey araştırması ile ilgili ilk kitabımızı hazırlamaktayız. Umarım 2021 yılının ikinci yarısında ilk cildimizi ya da ilk yayınımızı, kapsamlı kitabımızı çıkartmak istiyoruz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. 2019'daki çalışmalarımızı yapabilmek için önce 2018'deki çalışma alanlarımızı göstermek istiyorum. Başta belirttiğim çalışma amaçlarımızdan bir tanesi Bartın Nehri, burada gördüğümüz Bartın Nehri'nin ya da antik dönemdeki ismiyle Parthenios Nehri'nin çevresindeki yerleşim alanları ve nehir boyu, nehrin yerleşim alanlarına etkisini gözlemlemekti. Bunun için de doğusundaki alan ve batısındaki alan, özellikle Amasra merkezi almak üzere iki bölgeye ayırmıştık. Amasra ilk 2017 yılında ilk Amasra'da çalışmıştık. 2018 yılında da yine Amasra merkez ve iç bölgelerde özellikle dağlık alanlara doğru uzanarak olası Amasra merkezinin ya da Amastris kentinin hinterlandı ile ilgili bilgiler elde edip edemeyeceğimiz aslında merak etmiştik ve bu alandaki yerleşimlerde önemli tespitlerde bulundu. Bir ikincisi de Bartın Nehri'nin doğusunda kalan alanlarda Geç Tunç dönemi ve Orta Çağ kalelerini kapsayan önemli tespitlerimiz olmuştu 2018 yılında. Gelelim 2019 yılına. 2019 yılında 3 ana bölge belirledik çalışma alanı olarak. Bir tanesi Amasra. Burada kısa bir çalışma yaptık. Çünkü Amasra bizim en önemli merkezimiz, en önemli verileri elde ettiğimiz ve
Hem yazılı kaynaklardan hem de arkeolojik verilerle en sağlam bulgulara dönem kronolojik olarak ulaşabildiğimiz ve doğrulayabildiğimiz en önemli merkezlerden bir tanesi olduğu için her yıl Amasra'da mutlaka çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Diğer iki alansa çalışma amacımızın gerçekleştirilmesinde bu sene çok önemli veriler elde ettiğimiz alanlardı. Bir tanesi Bartın Nehri'nin özellikle yani Parterios Nehri'nin özellikle denize döküldüğü bölge ve liman ve boğaz kısmı Boğaz bölgesindeki yerleşim alanları ve kıyı şeridinde Bartın Nehri'nin doğusunda yer alan Zonguldak sınırına kadar olan kıyı şeridindeki bilinen ve olası yerleşimlerin tespiti iç bölgelerle birlikte araştırma gerçekleştirildi ve önemli tespitler yapıldı. Bununla ilgili biraz sonra zaten bunları detaylı olarak göreceğiz. Üçüncü alanımız da iç bölgeler. Yani özellikle dağlık bölgesi. Panya'nın dağlık bölgesiyle ilgili çok fazla veri elimizde yok maalesef. İşte bu anlamda kıyı bölgeleriyle iç bölgeler ya da dağlık bölgelerdeki yerleşimlerin tespiti ve olası dağ yolları ya da geçitleri kıyı bölgelerinde ulaşmayı sağlayacak yolların tespiti ve buradaki yerleşim dokusunu tespit edebilmek amacıyla Arıt bölgesi, Bartın merkezin hemen güneyinde bugünkü Küre Dağları Milli Parkı sınırına kadar oluşan, giderek yükselen bir dağlık alan, bir vadi. Bu vadiden de Küre Dağları Milli Parkı'nın başladığı o dağlık alana geçiş kısmı aslında. Önemli bir bölgeydi bizim için. Bu alanı taradık ve çok önemli tespitlerde bulunduk. İlk çalışma alanımız Amasra ile başlayalım. Yani Amastris Antik Kenti ile ilgili çalışmalarımız 2017 ve 2018 yılında. Burada gördüğümüz gibi oldukça fazla ve detaylı çalışmalarımız gerçekleşti. 2019 yılında ise Amasra'nın hemen kuzeyindeki Büyükada ya da Tavşan Adası olarak bilinen ve Bizans dönemi dini yapılarının bulunduğu Semavi Ece tarafından da bahsedilen, Klaus Belkekrol ve Hill tarafından da bahsedilen Büyükada'da tespitlerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra da Amastris kentinin ya da bugünkü Amasra yerleşiminin batı sınırını oluşturan tepelik alan doğu eteklerinde taramalar gerçekleştirdik. Bunlar önemliydi. Neden? Çünkü özellikle Pondiist ve Ellsworth'ın detaylı olarak aktardığı bu bölge Amastris Antik Kenti'nin nekropol alanı olduğu ve onların 1839-1840'larda bölgeyi ziyaret ettiklerinde bu bölgede çok sayıda büyük boyutlu ve çeşitli lahitler ve mezar anıtlarıyla karşılaştıklarından bahsediyor. Maalesef tabii ki günümüze onlar ulaşamamış. Bu anlamda da ve Pondiist'in özellikle Küçük Tepe olarak isimlendirdiğimiz şu alanda yani Küçük Liman'ın Batı Limanı'nın güneyindeki alandaki teras duvarlarından bahsederek buranın akropolü, Amastris'in akropolü, olası akropolü olabileceği konusunda önerileri söz konusu. Bununla ilgili de tespitlerimize geçelim. Biraz önce gösterdiğimiz Küçük Tepe, yani hemen limandan güneye doğru uzanan tepenin doğu etekleri, Amastris'e bakan yamaçlarında, hemen yol kenarında, ancak yoğun ormanlık ya da bitki örtüsü altında gizlenmiş olan bir nevi teras duvarı dizisi diyebileceğimiz yaklaşık 50 metre kadar bu duvar dizisini izleyebildik. Şurada gördüğümüz şeyler o teras duvarı ile ilgili tespitlerimiz. Burada gördüğümüz Roma dönemine ait bloklar, bosajlı blokların burada yer alması, bant kesimlerinin geniş ve yastık kısımlarının ise çok fazla şişkin olmaması nedeniyle olasılıkla Roma dönemine ait olabileceğini tespit etmiştik. İlk bakışta sanki devşirme olarak ya sonraki dönemlerde orijinal yerlerinde değil yeniden kullanılmış oldukları izlenimini veriyor ki şu alan zaten onu gösteriyor. Ancak yan taraftaki şu blokları gördüğümüzde özellikle yastık bant kısımları ve pseudo-izodomik duvar örgüsü oluşturacak şekilde ve arada boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiş olması orijinal olup olmadığı konusunda bizi düşündürüyor açıkçası. Ancak
buradaki teras duvarının işlevi ne olabilir sorusunu aklımıza getiriyor. Bir, burada bir eğer bir akropol yapısı ya da kutsal alan söz konusuyla onunla ilgili bir teras duvarı oluşturulması söz konusu Roma döneminde. İkincisi ise 9. yüzyılda St. George döneminde Amasteris'in küçülmesi ve yeniden bir surla çevrilmesi söz konusu. O dönemdeki bir oluşum mu ya da sur duvarı mahiyetinde oluşturulan bir duvar yapısı mı soruları çok daha detaylı bir araştırmayı gerektiriyor. Çünkü alan tamamen ormanlık ve üzeri örtülü, temizlenerek daha detaylı bir inceleme yapmak gerekiyor. Tarihi konusundaysa özellikle bu blokların tiyatroda geçen senelerde yapmış olduğumuz tespitlerdeki o tiyatronun tonozlu yapısını oluşturan mermer bloklardaki bosaj yapısı ve işçilikle buradaki blokların işçiliğinin benzerliği, ki tiyatro için Trajan dönemi olduğunu biliyoruz korunan yazıtlardan yola çıkarak. Olasılıkla burada gördüğümüz bloklarda Trajan dönemi, eğer orijinal yerindeyse o dönemde yapılmış olan bir teras duvarı, değilse de bu döneme ait bir yapım, belki de tiyatrodan getirilmiş bloklarla yapılmış olabilir. Bu birinci teras sırasıydı. Aynı Küçüktepe'nin bu teras sırasının yaklaşık 70 metre üstünde, tepelik alanda, yukarıda. Burada gördüğümüz almaşık şekilde yerleştirilmiş daha kısa, daha uzun diyebileceğimiz blokların yerleştirilerek bir nevi teras duvarı oluşturulduğunu gördük. Bu da Pondist'in önerdiği olası akropol ihtimalini ya da burasının ayrıca bir kutsal alan işlevi gören terasların oluşturulduğu bir merkez mi konusundaki sorularımız maalesef cevaplanamadı, ama en azından bu şekilde iki bir tepenin hem alt kesimlerinde, yamacında, hem de üst kesimlerinde teras duvarlarının olması bu bölgenin de önemli mimari ya da yerleşimin var olduğu ya da orada da bir ne diyelim, yerleşimle ilgili verileri beklememiz gerektiği konusunda bize en azından fikir veriyor, ki önemli bir konu. Maalesef çevresi tamamen ormanlık ve yerde seramik dahi bulamadık, ama yine de bu mimari blokları ya da duvar dizilerini burada bulabilmek bizim için önemliydi. Ve bu alandan kente baktığımızda, Amasteris'e baktığımızda, kentin oturduğu düzlem, vadi, şurada liman kısmı yer alıyor, yani kentin kuzey kısmı burası, liman bölgesi. İç kesimde dağlarla sıralanmış olan, sınırlandırılmış olan vadide de kentin oturduğu düzlem söz konusu. Burada tiyatro, olası akropol olduğu önerilen bölge, ki Bedesten erken Roma dönemine ait gimnazyum ya da hamam yapısı olması muhtemel. Amasra Müzesi tarafından kurtarma kazısı yapılan tapınak alanı ve kilise bazilika yapısı, milattan sonra 5. 6. yüzyıllara tarihlenen bir büyük boyutlu kilise yapısının var olduğunu görüyoruz. Yani kente tamamen hakim bir konumda olması belki de akropol olma şeyini ya da önemli bir kutsal alan olma ihtimalini güçlendiriyor diyebiliriz. Hemen biraz daha güneye ilerlediğimizde Büyüktepe, ilk haritada göstermiştim Büyüktepe. Büyüktepe'de de burada gördüğümüz kaya mezarıyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1.60 metre yüksekliğinde bir giriş ve iç kısmı da yaklaşık 5.5 metre genişliğinde ve 3.40 yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, derinliğe sahip ve içerisinde 5 gömünün yer aldığı bir kaya mezarı. Maalesef sadece gömülerin bulunduğu alanlar değil, duvarlar da dahil olmak üzere gün geçtikçe yok olmakta. Define kazıcıları sayesinde duvarlardaki o doğal oluşturulmuş ya da daha önce işlenmiş olan niş benzeri ya da bölme diyebileceğimiz o alanlar bile kazınarak, için belki de arka kısmını mı görmeye çalışıyorlar bilmiyoruz, doğal görünümünü artık ya da orijinal görünümünü kaybetmekte olduğunu görüyoruz. Burada da kapak taşı olasılıkla, kapak ya da kapı pardon, ya ait bir parça görüyoruz. Bu bölge hali hazırda Karabük Kurulu tarafından zaten sit alanı ilan edilmiş. Küçüktepe 2. derece, bu Büyüktepe, ki kaya mezarının da olduğu Büyüktepe 3. derece sit alanı olarak görünüyor. Teras duvarları bir tane kayıtlarda geçmiş. Biz ikinci sırayı da böylece eklemiş olduk şeye, bilgilere. Büyüktepe içinde
bir tescil durumu göremedik kaya mezarı ile ilgili ve kurula da bununla ilgili tescil başvurusunda da çalışmalarımız sonucunda bulunduk. Adada yaptığımız tespitler hali hazırda var olanın aslında korunma durumunu tespit gibiydi. Çünkü hali hazırda en fazla çalışılan Bizans dönemi burada bilinen Patrik Küros tarafından Milattan sonra 695'teki 2. Justinian'ın tahttan indirildiği ve Kersenosos'a sürgüne giderken Amastris'te konakladığını ve burada Küros tarafından da tekrar tahta çıkacağına dair müjdeyi aldığı yer olarak biliniyor. 2. Justinian tekrar tahta çıktığında 705'te Küros da Patrik oluyor ve o dönemde yapıldığını bildiğimiz Katolikon haç planlı bir kilise. Hali hazırda evet biliyorduk 1940'larda Semavi Eyce'nin bu bölgede ya da bu alanda yaptığı tespitler duvarların belli bir alana kadar korunduğu, mozaiklerin orijinal bazı bölgelerde en azından korunduğuna dairdi. Ancak maalesef günümüzdeki korunma durumu biraz daha zarar gördüğünü, en azından coğrafi ya da iklim şartları nedeniyle oldukça zarar gördüğünü göstermekte. Zeminde bulduğumuz şeyler ve burası için belki de bize farklı diyebileceğimiz bilgi ya da ekleyebileceğimiz, var olan bilgileri ekleyebileceğimiz şey ise adanın hemen kuzeyindeki Küçük Şapel. Bu Küçük Şapel yakınında da gördüğümüz balüster sayesinde bu şapelin milattan sonra 5. ya da 6. yüzyıla ait olması gerektiğini önerebiliyoruz. Bu da ada üzerindeki kilise yapılarının ya da yerleşimin en azından milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren başladığını ve bunun da bu yapının da en erken yapılardan bir tanesi olması gerektiğini en azından şu anda önerebiliyoruz. Amasteris daha sonra ikinci çalışma bölgemiz ki biraz önce söylediğimiz gibi kıyı yerleşimlerinin tespiti, Bartın Nehri'nin konumlanmasına göre Bartın Limanı, Boğazı ve kıyı şeridi, Doğu bölgesindeki kıyı şeridindeki yerleşimlerin tespitine yönelik çalışmamızdı. En doğuda burada görüyorsunuz Tiyeyon bu alanda yer alıyor ve Zonguldak sınırı da burada başlıyor. Yani Zonguldak sınırına en yakın en doğudaki kıyıdaki yerleşim Mugada ile tespitlerini başladık ve Mugada sahilinin özellikle bağlı bulunduğu içinde birlikte değerlendirmemiz gereken ve tepe üstünde yer alan bir köy Araölü köyü ve biraz daha iç kesimde bir vadi içerisinde yer alan Beşköprü köyü ilk verileri elde ettiğimiz yerleşimler. Mugada ile başlıyoruz en doğudaki. Mugada sahilinin hemen da aslında Mugada sahilini de sınır olarak belki de belirleyen bir tepe ve bu tepenin en önemli yanı burun kısmında yoğun ormanlık alan içerisinde biz zaten buradaki verilerden 2017'den beri haberdardık, o yüzden bu alandan başladık zaten çünkü 2017 yılında bir kaçak kazı tespit ediliyor ve Amasra Müzesi tarafından burada tespitler yapılıyor, biz de onlara eşlik etmiştik 2017 yılında ve iyi ki de eşlik etmişiz. Burada gördüğünüz altar olasılıkla milattan sonra 4. yüzyıl diye bir 3. ya da 4. yüzyıla ait bir yüzünde kartal kabartmasının yer aldığı altar bu bölgede bulunuyor ve o dönemki gözlemlerimizde bazı duvar izleri ve fresk parçaları yerinde korunuyordu ancak 2019 yılında gittiğimizde maalesef çok daha fazla sayıda defalarca kazıldığı ve hala daha çalışma devam ettiğini görüyoruz ki zaten jandarmanın da uyarısıyla özellikle jandarmayla birlikte bu alana gidip tespitlerimizi yaptık. Ve burada elde ettiğimiz veriler şöyleydi. Şurada gördüğünüz net olarak belki şey olarak anlaşılmıyor ama erken Bizans dönemine ait aslında üst kısımda kireç harçlı yıma duvar örgüsü diyebileceğimiz şekilde bir tonozlu yapı ve bu tonozlu yapının içerisinde de bir bazalt lahit söz konusu. Maalesef kaçakçılar bu lahitin altını kırmışlar ve iç kısmını neredeyse 10 metre diyebileceğimiz derinlikte bir çukur açmışlar. Tehlikeli yaklaşmakta aynı zamanda. Onun dışında hemen onun yakınlarında yine define çukurlarında karşımıza çıkan ve bu alanla ilişkili birbiriyle zaten çok yakın mesafede bu şeyler. Sekizgen biçimde monolit mermer bir sütun ve üzerinde de haç işlenmiş ve alt kısımlarında korunan delikler de bu şeyde
parapet duvarlarının birleşim noktaları olarak kabul edebileceğimiz bir şeye sahip. Bu boyutta ve bu kalitede işlenmiş olan monolit mermer sütun ve alanda gördüğümüz mermer kaplama ve mavi, kırmızı gibi çeşitli renklerdeki fresklerin yer alması ve burada gördüğümüz erken Bizans dönemine ait lahitin bulunduğu tonozlu yapı ve altar sayesinde olasılıkla bu bölge bir nevi kutsal alan diyebileceğimiz altarın bulunmasıyla Roma döneminden, belki de geç Roma döneminden itibaren kullanılan ve bu lahitin bulunduğu tonozlu yapı ve sütun sayesinde de büyük boyutlu bir kilise, en azından yakınlarda olması gerektiğini, Milattan sonra sütunun bize verdiği şey, tipolojik anlamdaki şey, Milattan sonra 5. 6. yüzyıla tarihlenmesi gerektiği, bu da önemli bir veriydi. Hemen iç kesimde Mugada sahilinden yaklaşık 1,5 kilometre iç kesime geldiğimizde kayalık alanda bir kamasoryum sunu çukurları ve nişlerden oluşuyor. Ve burada rehberimizin özellikle bize gösterdiği, işaret ettiği dinamit çukurları açılmıştı. Umarım hala yerindedir, korunuyordur. Maalesef çok fazla zarar görmüş. Ve Mugada'nın başta gösterdiğim bağlı bulunduğu Aroni köyü, hemen tepe üstündeki bir yerleşim ve o köyün hemen arka kısmında burada gördüğünüz tarlaların olduğu alanda, yerleşimin hemen dışında diyebiliriz. Mermer büyük boyutlu lahit kapağı mı yoksa tepe kısmı mı, onu tam anlayamıyoruz. Çünkü toprağa gömülü vaziyette ve yaklaşık 100 metre kadar ilerisinde de ormanlık alan içerisinde açma tarlası olarak belirlenen alanda bir küçük apsisli şapel ya da kilise diyebileceğimiz yapıyla karşılaştık. Bu da tam olarak tabii ki tarihini şey yapamıyoruz ama muhtemelen 11. yüzyıldan önceye ait olmalı şeklinde bir öneride bulunabiliyoruz en azından. Devam ediyoruz. Mugada için belki şunu ekleyebiliriz. Klaus Berke, Peytingurya haritaları ya da Bizans dönemi yerleşimleriyle, yerleşim listeleriyle ilgili, kıyı yerleşimleriyle ilgili listelerde yer alan Mokata isminin Mugada olabileceğini ve Mokata'da yer alan Psilis Nehri'nin de biraz önce şurada gördüğümüz şeyde bir küçük dere diyebileceğimiz su iç kesimlerden geliyor ve denize ulaşıyor. Psilis olabilecek konusunda önerileri söz konusu. Bunu da belirtmekte yarar var. İşte bu Pisilis'in ya da buradaki nehir yatağının iç kesime doğru ulaştığı noktada vadiye açılıyor ve bu vadide burada gördüğümüz Beşköprü köyüne bağlı ada mevkii diyorlar buraya. Bir olasılıkta bir höyük yerleşimi gibi ama yüzeyinde neredeyse hiçbir şey göremiyorsunuz maalesef. Bir buluntuya rastlayamıyorsunuz. Sadece üzerinde marn dediğimiz kirli kireç harç tabakasının çok yoğun olduğunu görüyoruz. Tesadüfen yamaçtaki akıntı toprak içerisinde muhtemel erken demir çağı olabilecek seramik parçalarını bulmamız bizim için büyük bir şans oldu. Batıya doğru ilerliyoruz, yani limana doğru ilerliyoruz kıyıda. Geçen sene de bu alanda çalışma yapmıştık. Güzelcehisar'da geçen yılki çalışmalarımızda burada gördüğümüz bazalt sütunlar, ki önemli lav akıntılarıyla oluşmuş bazalt sütunların ya da lav sütunlarının olduğu alan aynı zamanda. Bu alanlar çağlar boyunca taş yatağı olarak kullanılmış ve Roma döneminden itibaren burada bir yerleşimin olduğu konusunda şuradaki yazıtlı aştral parçası da dahil olmak üzere önemli tespitlerde zaten bulunmuştuk. Kale yapısı ve yerleşime dair diğer bölgelere bakma şansımız oldu. Kale bir burun üzerinde, kayalık bir burun üzerinde ve Karadeniz'e doğru uzanıyor ki bunun örnekleri Batı Karadeniz kıyılarındaki yerleşimlerde 13. yüzyıldan itibaren Orta Çağ boyunca sıklıkla karşılaştığımız aynı modele aslında yansıtıyor. Ve duvar örgüleri ile ve kullanılan harç, kireç harç ve içerisinde tuğla kırıkları ve seramik katkısı olan kireç harcın kullanıldığı duvar örgüsüyle Amasra'yla da aslında Amasra Kalesi'yle de bağlantı kurabileceğimiz bir mimari teknik ya da duvar örgüsü şeyini yansıtıyor. Seramik buluntuları kale içerisindeki şapel, ki Klaus Berke tarafından da belirtilmiş apsisli bir şapel yapısı ve seramik buluntuları sayesinde olasılıkla Bizans döneminde burada bir kalenin var olduğu, 13. yüzyılda da Ceneviz döneminde de yenilendiği, yenilenerek Orta Çağ boyunca da kullanıldığı
olduğunu anlayabiliyoruz. Ve Güzelcehisar'da diğer bir tespitimiz de bugünkü mezarlık alanında spolyer olarak, devşirme olarak kullanılan antik dönem sütunlar ya da mimari parçaların mezar taşı olarak kullanıldığını ve burada gördüğümüz antropomorfik biçimli bazalt taşın da belki de buradaki ilk Türk yerleşimine işaret edebilecek izlerin bir kanıtı olduğu konusunda Mükerrem Hoca ile bir çalışma yürütmekteyiz. Hala tartışmalarımızı sürdürüyor ama Makaracılar Köyü'ndeki tespitlerimizle ve Koca Reis'te Amasra Müzesi'nin yaptığı tespitlerle de aslında doğrulanacak gibi de görünüyor. İlerliyoruz. Biraz daha iç kesimlerdeyiz. Yani kıyı şeridinin bir miktar yüksek tepelik alandaki yerleşimdeyiz. Saraylı Köyü. Saraylı Köyü'nün hemen arkasında vadiye bakan tepelik düzeyde. Tabii ki biz burada köylülerin yardımıyla muhtarlar ve köydeki köylülerin yardımıyla, rehberliğiyle birçok şeylere ulaşabiliyoruz. Burada gördüğümüzde tümülüslerin var olduğunu ve maalesef tabii ki eğer dikkat ederseniz neredeyse sistemli bir şekilde kazısının yapıldığını ve günümüze neredeyse hiçbir şey ulaşmadığını define kazıcıları sayesinde sadece kırık tuğla parçaları sayesinde muhtemel geç Roma belki olabilecek konusunda önerilerimiz var. Bu alanda yine kurula sit fişleri doldurularak bildirilmiş durumda. Saraylı Köyü bakın konumu şu alan, şurada gördüğünüz tepelik alanın hemen arkası Güzelce Hisar ve iç kesimdeyiz, dağlık alandayız, yüksek yerleşimdeyiz. Biraz önce gördüğümüz o tümülüs geç Roma olasılıkla tümülüsleri var. Ancak köyün kendi içerisinde ise hem devşirme malzemeler az sayıda da olsa karşımıza çıkıyor. Geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemi mimari özellikle ahşap mimarinin, Karadeniz özgü ahşap mimarinin çok az sayıda da olsa birkaç örneğine ve çeşme yapısı ve çeşme yazıtı da Mükerrem Kürüm tarafından çalışılıyor. Liman'a doğru yaklaşıyoruz. Boğaz bölgesindeyiz. Boğaz'a açılan içerisinde Karasu Köyü. Karasu Köyü'nde de bizim için en azından Boğaz bölgesindeki yerleşimlerle ilgili önemli bilgiler verecekti. Osmanlı dönemi mezar taşları köyün hem içerisinde hem de Boğaz'a doğru olan alanda Karasu Köyü'nün sınırları içerisinde ve yine biraz önce söylediğimiz Karadeniz'e özgü geç Osmanlı erken Cumhuriyet döneminde de devam eden o ahşap mimarinin, yerel mimarinin örneklerini tespit ettik ve hocamız bu konuda incelemelerini gerçekleştirdi. Ve Bizans dönemine ait burada gördüğümüz sütun başlıkları ve baluster gibi ya da diğer mimari parçalar maalesef köyün belli noktalarında sadece elimize geçiyor. Bunlar da yine tespit edildi ve müzeye bilgi verildi bu konuda. Şaşırtan şey ise buradaki dere kenarında iç bölge, köyün iç bölgelerinde çakmaktaşı aletler oldu. Olası aletler demek gerekiyor. Berkay Dinçer'le hem 2017 hem 2018 ve bu yıl bulduğumuz aletlerle ilgili yapılan çalışmada kesin olarak kullanılan aletler ya da zaman bildirecek, dönem bildirecek bir tipoloji olmadığını, yongalar ve çekirdekler sayesinde ise belki de bu aletlerin yapıldığı alanların belki olasılıkla var olduğu konusunda bize kendisi bilgi verdi. Aslında şaşırtıcı değil çünkü bu bölge aynı zamanda volkanik bir alan. Muhtemelen gelecek dönemlerde bununla ilgili paleolitik dönemle ilgili tespitlerimiz de olacaktır diye beklenti içerisine girmiş olduk bu sayede. Liman bölgesi, liman bölgesinde tabii ki denize açılan kısım 1960'larda limanın yeniden inşası ve deniz kuvvetlerinin buradaki yapılanması sebebiydi. O kısımla ilgili bilgimiz yok. Louis Robert'in bu konuyla ilgili bize aktardığı olası Poseidon Tapınağı'nın kalıntıları ya da temelleriyle ilgili bilgiler aktarıyor ama maalesef tabii ki o bölgede hem tespit yapmak hem de günümüze limanın yeniden inşa edilmesi döneminde ortadan kalkmış olabileceği anlaşılıyor. Ama Boğaz'a giriş kısmında ki hemen nehrin kenarında tuğla duvar örgüleri ve özellikle burada gördüğümüz almaşık yani taş duvar dizisi 5 sıradan oluşan kiremit ya da tuğla dizisi onun üzerinde yeniden taş duvar dizisi şeklinde almaşık duvar örgüsü bize daha önce geçen sene Amasra'daki biraz önce de yerini göstermiştim bazilika olarak milattan sonra olasılıkla 5-6. yüzyıla ait olması gerektiğini önerdiğimiz bu kilise yapısının duvar tekniğiyle çok yakın benzerlik gösteriyor ve
Aynı özellikler dağlık bölgede, üçüncü çalışma alanımızdaki dağlık bölgede Arıt'ta, yani Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki alanda da aynı kalitede büyük boyutlu kilise inşaatının aynı tekniklerin kullanılması. Milattan sonra 5. 6. yüzyılda sadece kıyı bölgelerinde değil, iç bölgelerde de aslında önemli yapılaşmanın olduğunu gösteriyor bize. Belki de Justinian dönemi yeniden yapılaşma sürecinin etkisi olarak da yorumlanabilir. Yine Boğaz bölgesindeki devşirme malzemeler evlerin bahçelerinde, burada gördüğümüz alanda gördüğümüz seramik parçaları tespit edildi. Roma döneminden itibaren olasılıkla bu bölgenin de liman yerleşimi ya da limanla bağlantılı yapılaşmanın olduğu konusunda fikir bize en azından veriyor. Hemen iç kısma doğru geldiğimizde bakın Boğaz'dan içeriye doğru geliyoruz ve geniş bir vadiye ki Bartın Nehri'ni oluşturan iki ana kolun birleşim noktası ki bugünkü Bartın kentinin aslında oturduğu alandır. Geniş bir havza oluşturuyor. Bu havzayı ve aynı zamanda Boğaz'a giden yolu da gören stratejik bir nokta. Kocareis Köyü sınırları içindeyiz. Hali hazırda kurul tarafından burası sit alanı ilan edilmiş çünkü kaçak kazılar çok yoğun. Burada gördüğünüz büyük boyutlu lahit kapakları ve kaçak kazı çukurlarında lahit teknelerine ait parçalar ki şu kapak sayesinde de Amasra Müzesi'nin içinde ve çevresinde gördüğümüz o büyük boyutlu devasa lahitlerin Boğaz bölgesinden geldiği envanter kayıtlarında geçiyor. Muhtemelen bu alandan yani Kocareis bölgesinden gittiğini anlayabiliyoruz. Bu görüntüyü niye koyuyoruz? Tabii buradaki mimari parçalar da milattan sonra 2. yüzyıldan geç Roma'ya kadar olan süreçte burada bir yerleşimin olduğunu da gösteriyor. Bunlar köyün içinden gelen şeyler. Burası nekropol alanı, tam vadiye hakim olan konu. Bu bize şunu gösteriyor. O bizim çalışma amaçlarımızdan, alt hedeflerimizden bir tanesiydi. Olası Partenia Kome ya da Partenia yerleşiminin yeriyle ilgili Kocareis ve bu nekropol alanının olduğu bölge en azından bize bu bölgeye yoğunlaşmamız gerektiği konusunda fikir veriyor ki Louis Robert de zaten Boğaz'dan ziyade iç bölgede Bartın merkeze daha yakın bir alanda olması gerektiğini öneriyordu. Bu da bize önemli bir kanıt sağlıyor Partenia Kome'nin yerini tespit etmemiz için. Merhaba Fatmacığım. Hocam. Evet, çok yarım saat geçtik 30 dakikayı. 2 dakika daha alabilirsem hemen en önemli şeylerimiz bu bölgeden geliyor çünkü hemen toparlayacağım. Çok özür diliyorum sizlerden de çok uzattığım farkındayım. Üçüncü çalışma alanımız dediğimiz gibi Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki dağlık alan, vadi ve dağlık alanın oluşturduğu bölgeydi. Burada fırınlı sipahiler, şahin yaylasındaki tespitlerimiz bize çok fazla şey verdi. Zoni'dekileri zaten bahsetmiştik. Zoni yaylası Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde. Amasra'da ve liman bölgesinde gördüğümüz o 5. yüzyıl yapılarıyla büyük boyutlu kiliselerin, burada Turanlar Köyü'ndeki kilise şeyi de aynı şekilde ve Turanlar Köyü'nde yine bir kale yerleşimi tespit ettik. Korunan tabii ki define kazıcılarından korunabilen duvar izlerinden yola çıkarak olası bir şey. Orta Çağ kalesi olması gerektiğini anlıyoruz. Fırınlı'da Orta Çağ'da yine güzelce Hisar ve Amastris şeyiyle eşleştirebileceğimiz 13. yüzyıldan sonra özellikle karşılaştığımız duvar özellikleriyle belge tarafından da bahsedilmiş kale yapısı ve köy içerisindeki geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemi tespitlerimiz. Şahin Köyü özellikle şu dağlık alanda bakın vadiden içeriye geldiğinizde artık dağlık bölgeye giriyorsunuz ve köye baktığınızda şu 300 metrelik yükseklikteki tepeden bahsediyoruz. Çok da dik ve ormanlık, içerisinden ilerlemek çok zordu. Tırmanış çok zorluydu. Ve bizi şaşırtan şey yüzeyde neredeyse eğer şu kaçak kazı çukuru olmasaydı şuradaki taş duvar izleri bize Orta Çağ'a ait bir yerleşim gibi şey yapacaktı. Ancak bu kaçakçıların ya da define avcıların yapmış olduğu kazılarda atık toprak içerisinde burada gördüğünüz seramikleri tespit edebildik. Özellikle hocalarımıza danıştık bu konuyla ilgili bölgede özellikle çalışmış olan hem Gratz'ın Bleda Düring'in yapmış olduğu çalışmalar hem İnönü Mağarası Hamza Ekmen ve Gülden Ekmen ve diğer hocalarımızdan aldığımız şeylerle
geç Tunç, erken Demir Çağ ama bazı parçaların belki de M.Ö. 4. bini gidebileceği konusunda şeyler aldık. Yine benzeri Sipahiler Köyü. Sipahiler Köyü bize iç bölgelerdeki bir Amasteris kıyı bölgesinde nasıl bir yerleşimse dağlık alandaki bir yerleşimin nasıl olabileceğini aslında gösteriyor. Sürekliliğini, yerleşimi sürekliliği konusunda bize bilgi veriyordu. Köyün kendisi bakın hemen vadi dağın yamaç kısmında ve dağlık alanın başında bir mağara. Öncelikle köy içerisindeki şeyleri göstereyim. Bizans döneminden hem Osmanlı dönemine ait veriler, hele geç Helenistik dönemden Roma dönemine, erken Bizans dönemine uzanan önemli tespitlerimiz oldu sipahilerde. Bu bize nasıl erken dönemlerden itibaren yerleşimin Osmanlı dönemi sonuna kadar sürdüğünü gösteriyor. Mağaraysa Sipahiler Mağarası ki köylüler İnönü Mağarası diyor. Bu biz sadece üst galeriyi tabii ki şey yapabildik. Şurada gördüğünüzde kaçak kazıların oluşturduğu çukurlar mağara içerisinde. Tespitlerimiz de buradan geliyor. Dışı perdahlı, el yapımı, kum katkılı ve pişirme farklılıkları nedeniyle dış kısmında alacalanmaların olduğu bu kaba seramikler çömlek olasılıkla çoğunluğu mutfak kapları olduğunu gösteriyor. İki olasılık var. Bir kalkolitik bu dönemle ilgili ya da erken demir çağın yerel malzemesi olabileceği konusunda iki şeyimiz var, önerimiz var. Bununla ilgili Bleda Düring'in yaptığı çalışmalar bize fikir veriyor aslında. Ona göre de benzer örnekler, onlar da zaten özellikle Kılıçlı Mağarası'nda Cide'de benzer örnekleri buluyorlar ve Çankırı Kastamonu bölgesinde Kınık'tan gelen örnekler var. Yassıkaya Mağarası, özellikle Zonguldak'ta Turan Efe tarafından yapılan çalışmalar. Zonguldak Kocakaya Pilyos kültürü olarak isimlendiriyor Turan Efe ve Zonguldak İnönü Mağarası. Hamza ve Gülten Hocalara çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize fikir verdikleri için. Süremiz çok aştı. O yüzden çok güzel gidiyor. Aslında izlemeye doyamıyoruz ama ardından gelen konuşmacılar da var. Onun için dikkat edelim. Çok teşekkür ederim. O zaman ben burada bitiriyorum. Çünkü tespitlerimizi bitirdik. Sadece değerlendirme kısmı kaldı. Evet. Onunla ilgili de sorular gelirse soru cevap kısmını da aktarabilirim. Sabrınız tamam. İçin ve anlayışınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Fatma Bağdatlı hocaya güzel sunumu, araştırmaları için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi bilmediğimiz bir bölge bu alan. Bu konuda yaptığınız çalışmalar için kutluyorum sizi. Devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi ikinci sunum için Yaşar Serkal Yıldırım hocamızı davet ediyoruz. Karabük ili ve ilçeleri Roma ve Bizans dönemi Yüzey Araştırması adlı bildirisini sunmak üzere. Buyurun Yaşar Hocam. Öncelikle ben bu webinarı düzenleme kuruluna, daha sonrasında ekibimizde yer alıp bu zorlu çalışmalarda bize destek olan arkadaşlarımıza ve burada bulduğumuz buluntuları değerlendirmemize yardımcı olan hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Yine bu pandemi sürecinde hastalanan meslektaşlarımıza ve insanlara da geçmiş olsun diliyorum. Çünkü bu süreçte özellikle pek çok hocamızın hastalandığı duyduk. Bundan dolayı da geçmiş olsun dileklerimi ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Şimdi biz Karabük ili ve ilçeleri Roma-Bizans dönemi yüzey araştırması başlıklı sunumumuzu yapacağız burada. Ben bu sunumu yaparken öncelikle daha geniş anlatmayı düşünüyordum. Ancak daha sonraki süremizin 20 dakika olduğunu da düşünerek mümkün olduğunca özet olarak çalışmalarımızı aktarmayı düşünüyorum. Evet, biz 2017 yılında çalışmalarımıza başladık ve her yıl Eylül aylarında ilçeleri giderek oradaki arkeolojik eserlerin tespitini yapmaya çalıştık. Buradaki projedeki asıl amacımız öncelikli olarak bizim bölgemizde yoğun kaçak kazı faaliyetlerinin sonucunda tahrip olan eserlerimizin tespitini yaparak kültür envanterini oluşturmak.
Daha sonrasında özellikle Soğanlı Vadisi'ndeki nehir ulaşımının gelişimini ve sosyoekonomik olan yapıya katkısını tespit etmek. Bunun dışında yine bölgemizdeki antik yerleşim yerlerini, lokasyonlarını yapabilmek adına da böyle bir çalışmaya başladık 2017 yılında. Daha sonra gördük ki bölgemiz oldukça zorlu bir coğrafyaya sahip. Dağlık engebeli olması bizim çalışmalarımızı zorlaştıran ve daha uzun soluklu çalışmalar yapmaya iten faktörlerden bir tanesi olmuştur. Biz 2017 yılında Safranbolu ve Karabük'te çalışmalara yaptık. 2018'de Karabük ve Ovacık'ta, 2019 yılında da Yenice'de çalışmalar yürüttük. 2020 yılında pandemi sebebiyle yapmayı düşündüğümüz çalışmayı maalesef yapamadık. İnşallah onu da bu sene gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ve böylece bütün Karabük'ün bütün ilçelerinde yüze araştırması yapmayı hedefliyoruz. Biz bu çalışmayı yaparken öncelik olarak şunu söyleyeyim, size önceki çalışmalarımızdan kısaca bir bilgi verip daha sonrasında da 2019'daki Yenice'de yaptığımız çalışmaları anlatmak istiyorum. Aslında Safranbolu ve civarında çok sayıda eser tespit ettik. 70'ten fazla eserimizi de tescilini yaptık. Ancak özellikle önemli olan 3 grup eser var. Ben size bunları kısaca anlatmayı düşünüyorum. Birincisi işte kaya mezarları, daha sonra bu bölgede tespit ettiğimiz işlikler ki bölgenin sosyoekonomik yapısında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. O kısma geldiğim zaman bunu daha detaylı anlatmayı düşünüyorum. Diğer bir konu da tümülüslerdir. Şimdi kaya mezarlarından başlayacak olursak, bölgedeki kaya mezarlarının tarihinin çok eskiye gittiğini biliyoruz. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren gerek araştırmacının gerek seyyahların ilgisini çekmiştir. Bu araştırmacı arasında ilk akla gelenler işte Hirschfeld, ondan sonra Richard Leonard, ondan sonra Jacobi, Gökoğlu, Von Galf gibi araştırmacılar vardı. Daha sonrasında yine bu bölgede kaya mezarlarıyla ilişkili olarak Eray Dökün'ün bir tezi yer almaktadır. Baktığın zaman bölgede yüzeyde en fazla görülen unsurların kaya mezarları olduğunu görüyoruz. Bu arada yine hemen şunu da bahsetmek istiyorum. 1952 yılında bölgeyi gezerek ilk kültür envanterlerinden birisini oluşturan Ahmet Gökoğlu'nun ismini anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü biz bu yüzey araştırmasını yaparken 1952'de bu köylere gidip o günün şartlarını, bu köyleri gezen ve bu eserleri kayıt altına almaya çalışan Ahmet Gökoğlu'na bir kez daha hayran oldum. O günün zorlu koşulları içerisinde biz bugünkü koşullarda bile bazı yerlere gitmekte zor çekerken o günün koşullarında bunu yapmış olması takdire şayandır. Kendisini buradan yine saygıyla anıyoruz. Şimdi kaya mezarlarından bahsettik. Biz aslında bölgedeki kaya mezarlarını iki grup altında toplamayı düşündük. Birincisi özellikle anıtsal cepheli kaya mezarlar ki özellikle araştırmacıların, bölgeyi araştıran araştırmacıların daha çok üzerinde durdukları ve yayınlarında sıklıkla yer verdikleri mezarlar. Ancak bunların bölgemizdeki sayısı aslında oldukça az. Biz anıtsal cephe düzenlemesine sahip olarak nitelendirebileceğimiz bölgemizde 3 tane kaya mezarından bahsedebiliriz. Bunların içerisinde tabii ki en başta Gerdek Boğazı kaya mezarı gelmektedir. Bu 3 odalı ve bölgenin ahşap mimarisini taşa yansıyan örneklerinden bir tanesi olan ve bölgedeki kültürel etkileri de göstermesi bakımından unik bir eser olan, bölge için unik bir eser olan bu kaya mezarı maalesef şurada göründüğü üzere yıllar içerisinde tahrip olmuştur. Biz burasının zaten tescili yapılmış Richard Leonard tarafından da 1915'te yayınladığı eserinde de bu kaya mezarının fotoğraflarına yer verilmiştir. Biz burada özellikle bu fotoğrafları paylaşmak istedik. Zaman içerisinde kaya mezarının nasıl bir değişim geçirdi? Çünkü biz oraya gittiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bölgedeki kaçak kazı yapanların özellikle inceleme alanı haline dönüştüğünü ve işte duvarlara çeşitli yazıların yazıldığını görüyoruz ki bölge için kaya mezarları açısından Karabük civarı içerisinde unik bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan daha
iyi korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili bir proje başlatıldığını duyduk. Bu bizi sevindirdi. İnşallah en kısa zamanda korunulacağına inanıyoruz. Bunun dışında yine anıtsal cepheli dediğimiz Hacılar Obası'ndaki Çatalay'ın mağarası var. Bunda da işte ön sundurması ve bir odası mevcut. Sundu. Diğeri de Yeniören köyünde bulduğumuz Emmen Kayısı olarak adlandırılan kaya mezarı. Bu da yine önünde sundurmalı, işte sütunlu, arkasında bir oda. Ben buna çıkmamız mümkün olmadı çünkü yaklaşık 15-20 metre yüksekliğinde bir kayadan, düz bir kayanın üstünde, yamacında diyelim. O yüzden buraya çıkmak pek mümkün olmadı ama ilerleyen süreç içerisinde oraya da ayrıyetten tekrar ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Asıl bölgemizde yaygın olan ve ne yazık ki bu kaya mezarlarıyla ilgili yayınlarda çok az yer bulan o basit cepheli diyebileceğimiz kaya mezarları. Ben burada onların en sağlam kalmış örneklerine yer vermek istedim. Onlardan bir tanesi de Üçbölük köyünde, Safranbolu Üçbölük köyünde bulunan ve Ahmet Yükoğlu tarafından İncirtaş Kaya Mezarı olarak adlandırılmış kaya mezarı. Bu kaya mezarına baktığın zaman ön cephesinin kemerli bir forma sahip olduğunu, tek odalı olduğunu ve içerisinde 3 arka solyum, kilineli arka solyumlar bulunduğunu görüyoruz. Biz bunun Roma döneminde işte milattan sonra 2. 3. yüzyıla ait olabileceğini düşünmekteyiz. Yine yüzeyin cephesindeki kabartmalar bölgenin ekonomisine ve kült anlayışına, inancına açık tutması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bölge cephesine baktığında şurada sol tarafta çizimlerinde de görülüyor. Ne yazık ki yüzey büyük ölçüde aşınmış olduğu için çok fark edilmiyor. Ancak dikkatli bakıldığı zaman görülebiliyor. Yüzeyinde işte sarmaşık dalları, üzüm salkımları olduğunu görüyoruz. Özellikle bölgenin şarap bağcılık açısından zengin bir bölge olması açısından ve geçmişte de bunun atıfta bulunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz ki bunu işlikler kısmında tekrardan değineceğiz. Diğer bir tanesi de yine Üçbölük köyünde ve yüzeyinde kabartmalarıyla korunmuş olan kabartmalar ki bu bir evin arka bahçesinde ardiye olarak kullanılan bir yer. Yani bugüne kalabilmesi de muhtemelen o sayede olmuş diye düşünüyoruz. Yüzeyinde kabartmalar işte bağ makası, ondan sonra bağ bıçağı, tarımla ilgili aletler ve asma ve üzüm salkımı yer almakta. Biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle bu bölge için bağcılığın çok önemli bir ekonomik ve tarımsal uğraş olduğunu görüyoruz ki bu da kaya mezarlarına yansıması açısından önemlidir. Tabii Kramer gibi araştırmacılar bunları ikonografik olarak da kült inançlarla da ilişkilendirebilmektedirler. Bunların işte Dionysos ya da diğer tanrılarla da ilişkili olabileceği belirtilmekte. Bu kaya mezarları tek odalı işte 2 ya da 3 arka solyumlu olabildiği gibi klinesiz kaya mezarlarımız da bulunmakta. Yine bu kaya mezarlarının üzerinde kimi zaman şurada gördüğünüz gibi basamaklar bulunmakta. Bunu Güngör Hoca'nın kitabında çok güzel bir tanımlaması var. İşte sonsuzluğa uzanan basamaklar olarak adlandırılır. Boşluğa açılan ve sonsuzluğa ulaşma isteğinin bir sembolü olarak tanımlıyor. Çok da bize çok güzel bir tanımlama. Baktığınız zaman kaya mezarının üst tarafının basamaklarla bu filiklerde özellikle bildiğiniz basamaklı altarların bir örneğini burada görmek hem filik kültürünün yayılım alanını hem de bu bölgedeki inanç, ana tanrıça inancını bize göstermesi açısından son derece önemli bir buluntu. Ancak ne yazık ki biz burada yaptığımız incelemede özellikle bunun alt kesimlerinde kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş olduğunu gördük. Ciddi şekilde alt basamaklarının tahrip edilmiş olduğunu gördük. Bu bizi üzen bir durumdur. İnşallah ilerleyen süreç içerisinde bunların korunması için de özellikle bu bölgede bir aslında düşündüğümüz arkeopark tarzında bir şey olması çok bölge için korunma açısından yararlı olurdu diye düşünüyoruz.
Diğer mezar tiplerinden bir tanesi de ön odalı kamasoryal mezarlar. Bu bölgede özellikle görülen mezar tiplerinden bir tanesi. Bunlara da yer vermek istedim. Bunlar bildiğimiz kamasoryallardan farklı olarak bir de ön odaya sahipler. Aynen tümbüslerdeki dromoslara benzer bir ön odaya sahip olduklarını gördük. Ve bunların alta doğru genişlediğini, üst kısımlarında yassı kapak taşlarıyla kapatıldığını. Hinekaya mezarı son olarak söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de dediğim gibi bölgemizde çok ciddi bir kaçak kazı tahribatı var. Hangi kaya mezarına gidersek işte burada gösterdiğim örnekte olduğu gibi ya içerisi kırılmış ya tahrip edilmiş ya da sol tarafta olduğu gibi tamamen dinamitlerle patlatılmış olarak gördük. Bu da bizi üzen bir durum. İnşallah ilerleyen sonra geçen Yahya Bey'in konuşmalarını dinlemiştik. Onu da diyorum ki bunların korunması için bu çok yararlı bir konu olacaktır. Evet, bunun dışında yine ilginç, kaya mimarisinin ilginç örneklerinden bir tanesine burada yer vermek istedim. Karabük merkeze bağlı Üçbaş Köyü'nde basamaklı kaya tünelleri var. Bu halk arasında 72 basamak olarak adlandırılan ve çok dik bir yamacın içerisine basamaklar, ana kayanın basamaklandırılarak oluşturulmuş bir tünel. Bu tünelin benzerlerini biz Kastamonu'dan, Sinop'tan biliyoruz. Bunun da muhtemelen yine ana tanrıça inancıyla ilişkili olabileceği belirtilmekte. Bunun yukarısında şu alt tarafta görüldüğünüz cepler var. Ve buraya ulaşmak oldukça tehlikeliydi. Çünkü neredeyse basabileceğimiz bir adımlık bir yer var yok ve rakımı 1300-1400 metreleri buluyor. Tümülüslerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bölgelerde kaya mezarlarının dışında yine en yaygın olarak görme tiplerinden bir tanesi de tümülüsler. Bölgedeki tümülüslerimize baktığımız zaman özellikle kaçak kazılarla çoğunun tahrip edildiğini görürüz ve bunların büyük bir çoğunluğunun özellikle Helenistik Roma dönemine ait olduğu belirtilmekte. Bunların yüksekliği 25 metreyi bulmaktadır ve burada mesela Bulak tümülüsünde gördüğünüz gibi oldukça iyi işçilik gösteren örnekleri mevcut. Burası da yine kaçak kazıcılar tarafından sürekli olarak tahrip edilmekte. İşte yine Safranbolu yol başında yan yana bulunan tümülüsler, buradaki tümülüslerin bir tanesi haricinde hemen hepsi soyulmuş olduğunu, kıyıda kazılmış olduğunu gördük. Diğeri de belki soyulmuştur. Toprak yığınları içerisinden mezar odasını tespit etmek mümkün oldu ama iki tanesinde o mezar odalarını tespit etmek mümkün oldu. Kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş olduğu görüldü. Bunların dışında yine bölgemizde özellikle iç kesimlerde, şimdi Soğanlı Vadisi'ne doğru gidildikçe kaya mezarları daha yaygın görülürken Safranbolu olsun, Ovacık olsun, Karabük'te de iç kesimlere gidildikçe daha çok yeraltı örgü mezar tarzında mezarları görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, bunlar da yine kaçak kazılar tarafından tahrip edilmiş. Bölgenin özellikle Soğanlı Vadisi arkeolojik eserler açısından en önemli noktalarından bir tanesidir. Geniş vadilere sahip olması, zengin su kaynaklarına sahip olması buradaki yerleşimleri açısından önemli bir faktör olmuş ve antik dönemden itibaren yerleşim açısından tercih sebebi olmuştur. Ve baktığımız zaman özellikle kaya mezarları olsun, içliklerin olsun bu bölgede yoğunlaştığını görüyorum. Özellikle bu haritayı veririm çünkü buranın verimli işte coğrafi, tarımsal konumları dışında aynı zamanda içliklerin olduğunu gördük ki bu şarap içliklerini biz bu bölgede yaklaşık 16 tane tespit bir de kırık parçalanmış çalıların arasında kalmış çok net görülmeyen buna benzer unsurlar var. Yani anlaşılmaktadır ki bölgede çok sayıda işlik var. Bunların şarap işliği olduğunu düşünüyoruz. Bölgede hem bağcılığın çok yaygın olması hem orbit gibi zeytinle ilişkili unsurların burada bulunmamış olması dolayı şarap işliği olarak kullanılmış olmalıdır.
Burada bunların baktığınız zaman genel olarak dikdörtgen bir ezme havuzuna, daha sonra ezilen üzümün suyunun akıtlı biriktirme havuzuna sahip olduğu ve baskı kolunun girdiği bir yuvadan oluştuğunu görüyoruz. Kimi zaman şu altta gördüğünüz gibi kaya mezarlarının da tahrip edilerek bu tarzda işliklere dönüştürülmüş olduğunu gördük. Bunun dışında özellikle ovacığın içerisinde pres ağırlık taşları tespit ettik. Ovacık özellikle iç kesimlerinde bu içliklerden çok pres ağırlık taşlarının köylerde, ki bunlar çoğu zaman köylerde dibek olarak kullanıldığı için bugünlere kadar kalmış. Ancak son zamanlarda özellikle kaçakçıların işte içerisinde bunların altınlar, define var gibi nedenlerle bunların da kırıldığını gördük. Bu baskı kolu pres rekonstrüksiyonunu göstermek istedim. Nasıl bir sistemde çalıştığını. Bu Ümit hocamızın bir rekonstrüksiyonu. Aslında bu zeytinyağı işleği için verilmiş bir rekonstrüksiyon. Ancak temel prensibin şarap içtikleri içinde aynı olduğu kanaatindeyim. Biz dedik ki bulunan çoğu ağırlık pres taşı bu tarzda. Bunları anlattıktan sonra hemen Yenice ilçesine geçmek istiyorum. Pardon, ilk önce şunu da hemen belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Burada özellikle içliklerin bulunmuş olması söylüyor. Çünkü bölgede araştırma yapanların sorduğu şeylerden bir tanesi de şu. Kıyı kentlerinde şaraplarıyla ünlü olduklarını ve bunların şarap ticareti yaptıklarını biliyoruz. Bu şarapların nerede üretildiği ile ilişkili özellikle soru işaretleri vardı. Biz burada yapmış olduğumuz çalışmalarla gördük ki özellikle bu Soğanlı Vadisi'nin güneye bakan yamaçlarında çok sayıda işlik var. Yani bunların muhtemelen kendi ihtiyaçlarının ötesinde burada bir üretim endüstrisinin var olduğunu söyleyebiliriz. Ve özellikle burasının seçilmiş olması, tarımsal nedenler, işte verimli topraklar, zemin su kaynaklarına sahip olmasının yanı sıra özellikle nehir taşımacılığının da kullanıldığını düşünüyoruz ki bu verileri destekleyecek özellikle 2012-2013 yıllarında yapılmış, Gökçebey'de yapılmış kazılarda emporyonun bulunmuş olması da bu verileri desteklemesi açısından, yani burada bir akarsu ya da nehir ticaretinin olduğunu düşündürmesi açısından önemlidir. Burada yine bir tespitimiz var. Biz bu yüzey araştırmamız sırasında gezerken seramik olarak özellikle amfora tarzında çok az buluntumuz vardı. Oysa ki bu Emporion'un yayınlarına baktığınız zaman orada çok sayıda amfora buluntularından bahsedilmekte. Ki ben de o bölgeyi Şahin hocamızla birlikte gezme imkanım oldu. Orada her tarafın amfora kırıklarıyla, yani görmemeniz mümkün değil, her taraf inanılmaz derece çok amfora kırıklarıyla, parçaların kırıklarıyla dolu olduğunu görüyoruz. Ancak biz yaptığımız yüzey araştırmalarında ise çok çok az amfora parçaları bulduk. Ve şunu düşünüyoruz ki burası muhtemelen bir üretim noktası. Bağcılıkları ünlü olması, zaten mezar taşlarının üzerinde kaya mezarlarında da bunu göstermiştim. Biraz önce bunun görülmüş olması da bunu destekler nitelikte. Ve bölgenin ekonomisi içerisinde özellikle çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ve özellikle akarsuyun kenarında, Soğanlı çayının kenarında bunların yapılmış olmasının da bu nehir ticaretinin getirdiği kolaylıkların da bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunları bitirdikten sonra hemen Yenice ilçesine geçiyorum. Yenice ilçesinde 2019 yılında bir çalışma yürüttük. Bu çalışmamız sırasında bölgenin dağlık engebeli yapısı ve bitki örtüsünün çok sık olması gibi şunu söyleyebiliriz. Bölgenin Yenice ilçesine baktığımız zaman Karabük'ün ilçeleri içerisinde en sık orman ve bitki örtüsüne sahip olan ilçesi, %85'i ormanlarla kaplı. Nitekim biz yapmış olduğumuz araştırma ve incelemelerde de yoğun bitki örtüsünden bazı noktalarda daha fazla içeriye girme imkanı bulamadık. Burada çalışmalarımızı kolaylaştırması için ilçeyi ikiye bölen Yenice Irmağı'ndan faydalanarak
Yenice'yi kuzey ve güney diye iki kısımda incelemeyi uygun gördük. İlk olarak da güneyde çalışma başlattık. Sağ tarafta gördüğünüz haritada da buluntularımız görülmekte. Bu bölgedeki yapmış olduğumuz yüzey araştırmasında buluntu sayımızın diğer bölgelerle kıyaslandığında oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bölgenin hem dağlık hem engebeli yapısı bunların tespit edilmesini zorlaştırdığı gibi yerleşim açısından da dağınık bir yerleşime ve daha az belki sayıda insanın yaşamasına neden olduğunu düşünebiliriz. Var olan bulutların büyük bir çoğunluğu da Bizans dönemine ait olduğunu söyleyebilirim. Şimdi onlara sırasıyla bakalım. Güney'de ilk çalışmalarımızdan bir tanesi Yenice Çeltik köyünde gerçekleştirdik. Bu zaten tescilli bir yapıydı. Yerinde gidip incelemek ve yapının mimari unsurlarını anlamak, bölgedeki kilise mimarisini anlama adına buraya gitmeyi uygun gördük. Burada incelemeler yaptık. Yaptığımız incelemelerde bölgenin diğer taraflarında olduğu gibi kaçak kazılarla çoğu yerin tahrip edilmiş olduğunu gördük. Ancak nispeten diğer kiliselere göre daha iyi korunmuş olan bu kilisede en azından kilisenin genişliğini tespit etmek mümkün olabildi. Beden duvarını ve kilisenin doğusunda bir apsis kalıntılarını görme imkanımız olabildi. Biz kilisenin etrafında kiliseye ait parçalar ararken daha sonra kaymakamlığa geldiğimizde o parçaların aslında kaymakamlıkta sergilendiğini gördük. Zemin döşemesine ait parçalar ve burada özellikle daha önceki gezdiğimiz, araştırma yaptığımız yerlerde görmediğimiz keramoplastik parçalarının görülmüş olması da ilginç. Bizim için son derece ilginç olmuştur. Yine Yenice Çeltik köyünde bulduğumuz bir kilise kalıntısı. Bu yukarıdakinden daha fazla tahrip olmuş bir kilise kalıntısı. Burada mimari unsurlar işte bir sütun, ondan sonra zemin döşemelerine ait kalıntılar bulduk. Bunların da muhtemelen yukarıdakiyle benzer bir tarihten olduğunu düşünüyoruz. Ve yukarıdaki o keramoplastik süslemeler buna benzer zemin döşemelerinden dolayı da bunların Orta Bizans'a ait olabileceği düşünülmektedir. Bunların tarihlendirmesinde yardımlarından dolayı Gülgün hocamıza da ayrıca teşekkür etmek isterim. Tabii ki Durmuş Gül hocalarımız. Yine Yenice Menderes köyünde kilise kalıntılarını rastladık. Burası yine kaçak kazıcıların tahrip ettiği bir alan. Köylülerle yapmış olduğumuz konuşmada onlar burasının olduğunu söylediler ve onların yardımı, çünkü sık bir orman alanının içerisinde yani bilmeyen birisinin burayı kolay kolay bulması mümkün değil. Çünkü biz oranın köylüleriyle bile bir saatlik bir aramadan sonra burayı bulabildik. Burada da yine keramoplastik süsleme örnekleriyle karşılaştık. Bunun dışında mimari yapısına ait kalıntılar, işte sütun başlıkları gibi, işte lentolar, söveler gibi unsurlarla karşılaştık. Diğer bir araştırma yaptığımız yerde Tır köyüydü. Bu köyün sınırları içerisinde kalan alanda yine mimari yapı kalıntılarıyla, kaçak kazıların açılmış olan çukurlarda gözüken yapı kalıntılarıyla karşılaştık. Yapılarında yaptığımız incelemede yapının duvarlarının 2 metreye kadar korunmuş olduğunu gördük. Burada özellikle şu sütun başlıkları, sütun parçaları ve kiremit parçaları dışında çok fazla bir şey bulamadık. Köylerden, oranın sakinlerinden öğrendiğimiz kadarıyla burasının daha öncesinden işte kaçakçılar tarafından sürekli kazıldığı, işte kimi mimar parçalarında kaybolduğunu görüyoruz. Önemli buluntu alanlarımızdan bir tanesi Yenice Kaleköy'de. Yenice Kaleköy'ün üst mevkilisinde bir kale yapısı tespit ettik. Ve ismini de veren bu kale yapısına giderken hemen şu altta sol tarafta posajlı bir blok gördük. Biz bunu görünce açıkçası çok umutlanmıştık. Burada acaba Helenistik döneme ait bir savunma yapısıyla karşılaşacağım, ama gittiğimizde o
fosaylı bloklara dair herhangi bir iz göremedik. Gördüklerimiz daha çok kireç harcıyla yapılmış bu duvarlar. Bu da muhtemelen daha geç dönemdeki bir savunma yapısının parçaları. Burada yine kaçak kazılarla tahrip edilmiş olduğunu gördük. Bu duvarın kimi korunmuş kısımlarında 4 metreye kadar çıktığını gördük. Gerek korunmuş duvar kısımlarından gerekse topografyanın verdiği ölçüde topografyanın izlerini takip ederek buranın kabaca bir alanını tespit etme imkanımız oldu. Yaklaşık olarak bu savunma yapısının 1200 metrekarelik bir alanı kapladığını düşünmekteyiz. Tabii en kesin sonuçlar ancak bu bölgede kazılar yapıldığı zaman ortaya çıkacaktır. Bu bölgenin de şöyle söyleyeyim, özellikle seçildiğini düşünüyorum. Çünkü hem çevresine hakim bir konumda bulunmuş olması, hem stratejik konumu nedeniyle burasının tercih edilmiş olduğunu belirtebiliriz. Bu savunma yapısının da özellikle bu Yenice Vadisi'nin boyuncaki devrekte yapılan yüzey araştırmaları sırasında da kalelerin bulunduğunu biliyoruz ki biz bu ulaşım hattı, çünkü şu anda Yenice hattı aynı zamanda kıyıyla iç kesimi arasında, Karabük ve Zonguldak arasındaki halen temel ulaşım akslarından bir tanesidir. Bu ulaşım aksının da savunulması amacıyla yapılmış bir savunma yapısı olduğunu düşünüyorum. Bunun içerisinde yine sarnıç olduğunu düşündüğümüz bir bonozlu bir kalıntıyla karşılaştık. Bunun da üst kısmı tahrip olmuş. İçerisinde de kaçak kazıcılar tarafından kazılar yapıldığını gördük. Çevrede de bol miktarda çatı kiremiti görülmekte, tespit edilmiştir. Bunun haricinde Yenice Kaleköy'de yine önceki gördüğümüz kilise yapılarına benzer yapı kalıntılarıyla karşılaştık. Burası da yine kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş. Burada yine kromoplastik süsleme örneklerini bulduk. Duvarların büyük ölçüde tahrip edilmiş olmakla birlikte sadece açma çukurlarında korunduğu kadarıyla görebildiğimiz yapının yaklaşık 14 metre uzunluğunda olduğunu tespit ettik. Aşağısında hemen bu kilisenin 100 metre kadar aşağısında sol tarafında yine suyla ilişkili olabileceğini düşündüğümüz önündeki hazneden dolayı suyla ilişkili olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntılarına tespit ettik. Bu da şunu gösteriyor ki özellikle kiliselerin etrafında yerleşimlerin bu bölgede yoğunlaştığını gösteren güzel örneklerden, korunmuş örneklerden bir tanesi. Kuzey tarafındaki çalışmalarımızdan sonra, düzeltiyorum, güney tarafımızdaki çalışmalardan sonra kuzey tarafında Gökbel gittik. Gökbel'de yine sık bir orman ve bitki örtüsüyle karşı. Burada özellikle ormanın içerisinde üzerlerini sarmaşıkların ve bitkilerin kapladığı taş yığınlarıyla karşılaştık. Oldukça büyük taş yığınları arasında çatı kiremitlerinin ve tuğlaların görülmüş olması burasının muhtemelen daha öncesinde bir yerleşim, kome tarzında bir yerleşim yeri olduğunu bize düşündürmüştür. Ancak üzerindeki yoğun bitki örtüsünden dolayı herhangi bir şey anlamak pek mümkün olmamaktadır. Hemen sağ tarafında gördüğümüz pres ağırlık taşı da yine iki parça olarak bulduk. Bunun dışında yine bölgedeki tümülüsler açısından büyük bir eser Gökbel Hamas Kralı tümülüsü. Burası tescilli bir yapı. Daha öncesinde de araştırılmış bir tümülüs. Biz burayı gidip görmek istedik. Bölgedeki tümülüs mimarisini ve tümülüs yapısını anlama adına. Gittiğimizde de yapının kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş olduğunu gördük. Yapıya baktığımız zaman üç kısımda oluşan bu yapının özellikle tavan kısmının çok son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bölgedeki tümülüs mezarlar içerisinde daha önce görmediğimiz ve bölge içinde yünük diyebileceğimiz bir tavan inşa tekniğine sahip. Hocam 30 dakikamız doldu.
Tamam, hemen o zaman ben de hızlı bir şekilde bitiriyorum. Evet, hızlı lütfen. Linear konsantrik tarzda bir yapıda söylüyor. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Burada yenice Satuk Aşağıdere mağarasında gittik. Orada da bir bronz sikke bulduk. Bizans dönemine ait. Arkasında onun diğerini gösteren M harfi var. Yine Nodular köyünde bir kilise kalıntısı bulduk. Keramo plastik süslemelerimiz buradan ele geçti ki buradaki benzer bir kilise mimarisinin her ne kadar yapımı büyük ölçüde tarihi olmuş olsa da benzer bir kilise mimarisinden söz etmek mümkün. Bu kiliseye ait mimari buluntularımız. Yenice Yortanlı'da bir tümülüs bulduk. Kaçak kazıcılar tarafından tarif edilmiş. Bu da bölgedeki Helenistik ve Roma dönemi tarihlendirilen tümülüslere benzemekte inşaat tekniği açısından. Yine Yortanlı Belediyesi'nin Çengeller Mahallesi'nde bir kilise kalıntısı ve özellikle bunun zemin mozaikleri son derece göz alıcıydı. Orada yaptığımız yüzey araştırma içerisinde en güzel zemine ait görüşmeleri burada. En önemli buluntularımızdan bir tanesi de Kelemen Mağarası, Sarayköy Kelemen Mağarası'dır. Burada arkeolojik buluntuların olduğu söylendiğinde buraya gittik. Burası daha önce aslında tescillenmiş bir yapı. İyi ki de gittik. Mağaranın girişinde apsisli bir yapı kalıntısına rastladık. Yapının büyük ölçüde kaçak kazıcılar tarafından tarif edilmiş olduğunu gördük ve mağaranın içerisinde biraz önce Fatma hocamın da söylediği gibi tahribatların, kaçak kazıların olduğunu gördük. Burada yapmış olduğumuz araştırmalar sırasında çok sayıda seramik buluntu ile geçirdik. Bunları da yine Hamza Ekmen ve Gülten Ekmen hocalarımız sağ olsunlar değerlendirir. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve buradaki seramik buluntuların geç kalkolitik döneme kadar uzanabileceğini belirttiler. Bunların çalışması devam etmekte. Umut ediyorum ki yakında da bunları yayınlayacağız. Diğer bir Hurcak Kilise yapı kalıntılarımız var. Sesli. Yine bir yazıtımız var. Özellikle Zeus Sulgastios'un isminin bahsedilmesi açısından önemlidir. Bu yazıt 2006 yılında Erdoğan'la ve Kristof tarafından literatür tanısı yaptığımız zaman çevrilmiş olduğunu gördük. Ancak bizim için önemli olan Zeus epitetlerini burada görmek ki bu Sulgastios'un özellikle Teheron kentinde sikkelerin üzerinde isminin yer aldığını biliyoruz. Yayılım alanlarını göstermesi, epitetlerin yayılım alanları göstermesi açısından da önemli olduğu için burada yer vermeye uygun. Biz yine çalışmalarımız sırasında drone teknolojiye ayak uydurmaya çalışarak ve bölgenin zorlu coğrafyasında drone kullanmaya çalıştık. Ama burasının yoğun bitki örtüsü birçok noktada bize izin vermedi. Ancak bazı noktalarda drone sayesinde çok güzel fotoğraflar çekmeye imkanına kavuştuk. Önümüzdeki sezonlarda bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu arada kendi imkansızlıklarına rağmen her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan Yusuf arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmalarıma son vermeden önce öncelikle bize bu izinleri veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Vakfı Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, daha sonra çalışmanıza katkılarından dolayı Karabük Üniversitesi'nin Karabük Valiliği'ne, Safranbolu Kaymakamlığı, Ovacık ve Yenice Kaymakamlığı, Karabük Safranbolu Yenice Yortanlı Belediyelerine, ekip üyelerine ve sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli tespitlerde bulunmuşsunuz. Daha önceki sunumla birlikte çok farklı örneklerle karşılaştık. Sanıyorum bundan sonra soru bölümü geliyor. Sorular özellikle Fatma Hoca'ya sorulmuş. Amasra'da su altı arkeolojisine konu olacak kalıntılar var mı diye soruyorlar. Aslında şöyle var, küçük liman dediğimiz batı tarafındaki küçük liman bölgesinde, doğu limanında da aynı şekilde liman kalıntıları söz konusu su altında. Zaten görülebiliyor çoğu. Ancak özellikle küçük liman tarafındaki limana giriş kısmı, yani bir kıstak kısmında da su altında bazı
özel duvar yapılarının olduğu, bu da muhtemelen saldırı esnasında limanın kapatılabilmesine dair bazı işlevi olan yıllar olmalı. Bunlar 1940'larda sanırım suların çekilmesiyle daha çok ön plana çıkmış olan yapılar. Yani su altı arkeolojisiyle tespit edilebilecek dokular söz konusu. Ayrıca batıklarda yine var olduğunu biliyoruz ki dalgıçlar özellikle liman bölgesinden özellikle amforaları çıkarttıklarını, Amasra Müzesi'nde de sergilendiklerini bunların biliyoruz. Su altında görüş nasıl acaba Fatma, merak ettim. Net mi görülebiliyor mu? Baktınız mı ya da bu konuda herhangi bir yorum yapan oldu mu? Yani dalgıçlara sorduğumuzda evet, eğer dalgalı, Karadeniz'in dalgalı şeyi olmazsa görülebildiği noktasında, ama tam olarak bilgimiz maalesef yok. Bu alanda ayrıca bir çalışma ya da uzmanlarla birlikte çalışmak yapmak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Aynen. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, ikinci soru geldi sana. Epigrafik belgeler ışığında Amasra'nın Paflagonya'nın diğer kentleriyle olan ilişkilerine dair bir bulguya rastladı mı diyor. Ersin Çelikbaş. Teşekkür ederim Ersin Hocam. Aslında epigrafi ile ilgili olan çalışmalarımızı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde epigraf hocamız Bülent Öztürk tarafından yapılıyor. Hali hazırda var olan bütün yazıtlar ve belgeleme şu anda yayına hazırlanıyor. Şey anlamında bildiğimizse Amastris olmadan önceki Sesamos olarak biz Amastris'in Sesamos isminde bir yerleşim olduğunu, arkaik dönemden bu yana özellikle koloni çağından itibaren var olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili en önemli kanıt Sinop'tan geliyor. Sinop'taki bir yazıttan geliyor. Bu da zaten Patagonya'daki özellikle liman kentleri arasında bir iletişimin var olduğunu ve Sesamos'un da bu şeyin içerisinde olduğunu gösteriyor. Onun dışında da mil taşları var. Tiyeyon'la özellikle aralarındaki sınırları gösteren mil taşları var. Diğer yazıtlardaki bilgiler ise biraz Hocam çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Evet, üzerinde çalışılıyor. Çalışıyoruz. Meral Ortaç soruyor Fatmacığım yine sana. Fatma Bağdatlıçam hocamıza sormak isterim. Küçüktepe'deki teras ya da sur duvarı olarak düşündüğünüz alanda temizlikten çok lidar tekniği kullanarak tespit yapmak mümkün olabilir mi acaba? Aslında evet, gerçekten temizlikten ziyade bir lidar teknolojisi kullanabilsek çok güzel olurdu, ama biz drone kullanımı şeyinde bile henüz daha yeni drone edinebilme ya da drone ile çalışabilme özel idaresiyle birlikte ortaklaşa bundan sonraki süreçte profesyonel yardım olacağız. Onlarla beraber çalışacağız. Hem haritalandırma konusunda hem de drone ile çalışma konusunda. Lidar da elbette, bu tabii ki biraz da imkanlarla ve ulaşabilmekle alakalı, çok daha net sonuçlara kesinlikle ulaşabileceğimize eminim. Teşekkürler. Serhat Yaşar Hoca'ya soruyor. Yaşar Hocama faydalı sunumu için çok teşekkürler. Özellikle bölgedeki tümülüsler ile ilgili önemli veriler kaydedilmiş. Çalışmalarında başarılar diliyorum demiş. Herhangi bir soru sormamış. Sadece yorum yapmış. Evet. Yine Ersin Hoca soruyor. Bölgedeki kaya mezarlarından ve mezar sistemlerinden hariç Roma dönemine tarihlendirdiğiniz buluntu var mı ya da buluntular var mı? Yani bölgede en çok gördüğümüz, hocamız da bölgede çalıştığı için iyi bilecektir. Genellikle mezar sistemleriyle kaya mezarları, ama özellikle biz işlikleri de bunun içerisine dahil edebiliriz. Çünkü işliklerin özellikle Roma döneminde kullanıldığını düşünüyoruz. Hatta onunla ilişki olarak şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Bu Gökçebey'deki Emporyon'la ilgili yapılan yayınlarda oradaki gerek sikkelerin gerek seramiklerin yoğunluğundan özellikle milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda burasının çok etkin bir şekilde kullanılmış olduğu bahsediliyor. Bizim kaya mezarları ve işlikler üzerinde de baktığımız zaman özellikle Roma döneminde 2. ve 3. yüzyıllarda burasının güçlü bir sosyoekonomik yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman işlikleri de yine
Roma döneminde, yani daha sonra da kullanılmış olmakla birlikte Roma döneminde yapıldığını ve Roma dönemine verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Teşekkürler. Aklıma gelen. Ha, daha sonrası tabii ki daha detaylı hocamızla konuşabiliriz. Evet. Bilal Yatmaz soruyor. Bölgedeki tümülüslere bakıldığında Safranbolu Göktepe tümülüsü ile aynı dönemde yapıldığını düşündüğünüz tümülüs var mıdır? Yaşar Hoca'ya soruyor yine. Şimdi bölgedeki tümülüsleri aslında Şahin hocamız inceliyor. Biz de birçok bilgiyi onlardan derliyoruz. Ama benim bildiğim kadarıyla Göktepe tümülüsü ile aynı dönemde şu anda hatırladığım yok yani en azından. Çünkü bölgedekiler genel olarak zaten Şahin Hoca'nın şu anda Gümüşlük tümülüsünü yaptığı tümülüs kazısı dışında Helenistik döneme verildiğini biliyorum 4. yüzyıl olarak. Yani en azından Şahin Hoca'mızın bölgede yapmış olduğu araştırmalarının da edindiğimiz, kendi gördüklerimiz, kendi tümülüslerden gördüklerimiz de bu yönde. Bir de biliyorsunuz bu tümülüslerin ancak mezar odalarına işte girip incelemeler yapıp ondan sonracıma onların mimari yapısını diğer kültürlerle, diğer şeylerle inceledikten sonra kesin bir şey söylemek mümkün olabilir. Birçoğu zaten kaçak kazılarla tarif edilmiş olduğu için sadece ucu gözükebiliyor. Yani taşların ya da şeyler. Gittiğimiz tümülüslerin hani görebildiğimiz artık uçlarında bazı mimari detaylara ait çok zayıf bulutlar. Teşekkürler. Handan Yıldızhan, ön odalı kamasoryumlar için bir katkı yapmak istemiş. Bu mezarlar oyma yeraltı mezarlarının tavanlarına daha sonraki dönemlerde açılmış mezarlar olarak ikincil kullanımlarına yönelik uygulamalar olabilir demiş. Evet, başka katkılar varsa onu da alabiliyoruz. Fatma Hocam, elinize sağlık. Antropomorfik olarak tanımladığınız mezar taşı için tarihlendirme öneriniz var mı? Teşekkür ederim. O taşlar çok ilginç. Neden ilginç? Güzelce Hisar'da öncelikle bulunması ki 2017'de bir tane daha vardı maalesef. Bir tanesi kayboldu. Kersenesos yayınlarında, özellikle mezar stelleriyle ilgili yapılan yayınlarda biz benzer örnekleri görüyoruz ve Helenistik dönemden itibaren kullanıldığını, antropomorfik tipteki bu mezar taşlarının kullanıldığını, sonra ise Bizans döneminden itibaren de ikinci kullanımda kullanılma devam ettiği konusunda bir yorumlama söz konusuydu. Komşu bölgeler, Karadeniz'in kuzeyi ve güneyindeki bu iki yerleşim arasında ilişkilendirerek muhtemelen bu şekilde olabileceği şeklinde önerilerimiz vardı. Ancak biz bu mezarlık alanını geçen sene Türk Mezar Taşları Sempozyumunda 2019 yılında sempozyumunda sunduk ve oradaki gördüğümüz örnekler Orta Asya geleneğini sürdüren, özellikle ilk Türk yerleşimlerinde var olan, bölgede var olan antik yapıların mimari ögeleri kullanarak yeniden mezar taşı olarak kullandıklarını, devşirme malzeme olarak kullandıklarını gözlemlemiştik. Ve bunun yanı sıra da Orta Asya geleneğini sürdürerek antropomorfik biçimler verdiklerini, bu Eskişehir ya da Anadolu'nun birçok bölgesinden aslında gördüğümüz örneklerle de örtüşüyor. Başta bayağı bir tartıştık aslında. Yani Kırım örneğindeki gibi aslında Helenistik'e giden bir gelenek mi burada sürüyor, yoksa buradaki var olan ya da başlayan Türk yerleşimiyle alakalı Orta Asya geleneğinin sürdürülmesi mi tartışması sürüyor. Dediğim gibi Makaracılar Köyü'nde de benzer uygulamanın görülmesi ve en son Amasra Müzesi'nin tespit ettiği Koca Reis Köyü'ndeki antropomorfik diyebileceğimiz ve özellikle Türk dönemi mezar taşları da daha çok İkinci görüşün belki de kabul edilmesi gerektiğini gösteriyor. Yani daha fazla şey yapmak lazım. Örneklerle, bölgedeki örneklerle karşılaştırarak daha detaylı çalışmak gerekiyor. Çünkü institü bir buluntudan bahsetmiyoruz. Mezar taşı olarak kullanılmış, sonraki dönemlerde yeniden mi kullanıldı, yoksa dediğimiz gibi biçimlendirilerek şey mi yapıldı?
tartışmalı bir konu ama bu konudaki çalışmamız devam ediyor. Genellikle karşılaştığımız durum bu. Mezarlıklara gittiğimizde antik dönemde kullanılmış olan bir malzemenin mezar taşı olarak kullanıldığını da biz Konya çevresinde yaptığımız araştırmalarda tespit ettik. Yani bunlar olağan ve rastlanır durumlar. Evet. Teşekkürler açıklamalarınız için. Ben teşekkür Biraz ederim. Soru daha alabiliriz. Ondan sonra bitirebiliriz. Evet, Ahmet Furkan Koymatçık. Yaşar Hocama sorum olacak. Son dönemde Karadeniz Kalkolitik Dönem İnönü Mağarası eşliğinde Yenice'de 2015 yılında tescil edilen İnazlı Mağarası ve benzeri mağaralar ile ilişkilendirmemiz mümkün mü? Şimdi şöyle bir şey, bu konuyu çalışan Hamza Ekmen ve Gülten Ekmen hocalarımız var. Onlarla da biz bu konuyu aslında konuştuk. Özellikle bizim bulmuş olduğumuz, kendi buluntularımız üzerinden konuşacak olursak, Kelemen Mağarası'nda bulmuş olduğumuz buluntuların İnönü Mağarası'yla da bağlantılı olduğu, zaten tarihlendirirken de yine İnönü Mağarası'nda bulunan seramiklere dayanarak bizimkileri geç kalkolitik olabileceğini belirtmişlerdir. Ki Fatma Hocam'ın da yaptığı sunumda yine mağaranın içerisinde geç kalkolitiklere ait olabileceği seramiklerden bahsetmişti. Ki ben o gördüğüm seramik parçaları bizimkilerle de benzeşmekte olduğunu gördüm. O yüzden buradaki hani kültürel etkileşimin olması son derece doğaldır. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Özellikle bu Kelemen Mağarası'nın nehir kenarında olması, belki onu da zabakit olsaydı tartışmıştık ama süremizi zaten fazlasıyla aştığımız için hani daha fazla şey söylemek istemedik. Kelemen Mağarası'nın konumuna baktığımız zaman oldukça nehre yakın bir konumda olduğunu, hatta nehrin hemen dibinde, biz bir ara bir tren yolundan geçmeyip de işte nehirden geçebilir miyiz diye düşündük. Ancak nehrin oldukça derin olması ile vazgeçip tekrar tren yoluna gittik. Nehrin hemen kenarında. Bu nehrin kenarında olması beslenmeyle ilişkili olabileceği gibi aynı zamanda ulaşımla da ilgili. Çünkü şunu biliyoruz ki günümüzde bile en kolay ulaşım hattı ya da temel ulaşım rotası yine bu Yenice Irmağı'nın aktığı rota. Ben antik dönemde de bunun böyle olduğunu, hatta belki de Kalkolitik dönemde bile insanların o rotayı kullandığını düşünebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de etkileşim olması son derece normal. Nitekim İnönü Mağarası'nda da Fatma Hocam'ın gördüğü kadar, ben konu uzmanı değilim. Tabii ki hani kesin yorumlar yapmak doğru olmaz. Burada hocalarımız, uzmanlarımız, Gülten Hocamız varken onlar daha iyi der ama ben gördüğüm kadarıyla evet, bana göre olabilir. İlişkilendirmek mümkün olabilir eğer buluntular varsa. Mutlaka etkileşim var yani çünkü. Teşekkür ediyoruz. Handan Yıldızhan, antropomorfik mezar taşları ile Avanos'un Bayram Hacılı nekropolünde bize araştırmalarımızda tespit ettik ve geç Roma, erken Bizans'a ait olabileceğini düşünüyoruz demiş. Aslında olabilir. Yani şöyle de, yerleşimle de ilişkilendirebiliyorsanız eğer o mezar taşlarını, bir şekilde tarihleme şansınız çok daha yüksek. Örneğin Antandros kazısıyla, eğer yanlış hatırlamıyorsam, onun nekropol alanında da benzer şekilde antropomorfik mezar taşlarının çıktığını biliyorum ki onlar çok daha erkene tarihliyorlar. Ya Karadeniz örneği ya da Paflagonya örneği bir miktar burada Tiyos kazısı, Tiyoyon kazısı ya da iç bölgede Hadrianopolis kazıları sayesinde biz bu bölgedeki erken dönemden itibaren yerleşimlerin hangi süreçleri geçtiğini öğrenebiliyoruz. Ama birçok bölgesinde sistemli kazıların olmaması sebebiyle ilişkilendiremiyoruz. İşte bu dönemle ilişkili burada bulunmuş olan bağlantı kurabiliriz diyemiyoruz. Sadece tarihsel verilerden yola çıkarak bütün bu yüzey araştırmaları sonucunda elde ettiğimiz veriler bir aslında teori ya da öneri ancak getirebiliyoruz. Dediğimiz gibi en yakın örneği bizim için Kırım'da, bu bölge için konuştuğumuzda bulunduğu için biz Kırım'daki örneklerle karşılaştırdık. Yani Roma dönemi de şey anlamında olabilir ama bizimkinin ne olabileceği konusunda hala tartışma tabii ki. Evet, teşekkürler tekrar güzel sunumlarınız, tespitleriniz için, bizimle paylaştığınız için. Biz çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz. Bizi dinleyen arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza da selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Sağ olsunlar. Öncelikle sabırları için çok teşekkür ederiz. Sabırları için. Aslında keşke mümkün olsaydı hepsini dinleyebilseydik ama evet. İşte verilmiş olan bir süre var. Tabii. O süre sınırlarını da zaten aştık. Tabii. Bir konuşmacı katılmadığı için böyle bir şans oldu. Ama biraz da izleyicileri de düşünmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beşinci oturumu kapatmak üzere Murat Bey'i davet ediyorum ben tekrar. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herkesin ağzınıza sağlık. Bir sonraki oturum saat 15.00'da başlayacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.